Parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır? Kuzey Makedonya bağımsızlığının 31. yılını kutluyor denerek bu konu hakkında bilgi verilmektedir. Dolayısıyla burada açıklama ağır basmaktadır. Cevap A'dır. Bu parçada eserin hangi anlatım özelliği üzerinde durulmuştur? Öykülerde okurken soluduğunuz atmosferin duygusu, anlatının sesi vardır elinizde. Bir tanıdığınızın dost sesidir o. Hani kendisini görmeden sesinden de tanırsınız ya dostlarınızı. Öyküler de öyle duyarsınız. Karakterler, olaylar, mekanlar, duygular, düşünceler değişse de o yazarın hangi öyküsünü okursanız okuyun, tanıdık bir dostla kucaklaşmış gibi olursunuz. Bu da tabii ki neyi göstermektedir? Öykülerin gayet doğal, samimi, içten olduğunu göstermektedir. Yapmacıksız olduğunu göstermektedir. Bu da anlatım özelliği olarak doğallık şeklinde C'de verilmiş. Cevap C'dir. Bu paragrafın anlatımında aşağıdaki duyulardan hangisi yoktur? Tatma, bu vardır. Bakın şerbet tadında pınarlar ifadesini görmekteyiz. İşitme de söz konusu. Şırıl şırıl suları işitmeye örnek olabilir. Dokunma duyusuyla ilgili bir ayrıntı yok. Koklama, bunu da görmek mümkündür. Bakınız, hoş kokulu yollar ifadesi vardır. Görme zaten genele hakimdir paragrafımızda. Anadolu'da dalları yere sarkan mütevazı söğütlerle ifadesi görme ile ilgilidir. Cevap C'dir. Verilen parçaların dil ve anlatım özelliği için aşağıdakilerden hangisini söylemek yanlış olur? A, B, D ve E'deki ifadeler doğru olacaktır. C'de yanlışlık var. Birinci parçada olay aktarımı yer verilirken denmiştir. Evet, birinci parçada bir olay aktarımı vardır. Örneğin sanki gündüz uzun geceye, akşamüstü ölürken kurşun gibi ağır ve kirletilmiş bir sevgili misali topyekün bir biçimde teslim edeceği kendi ısısını gün boyu biriktirmişti. Yani bir olay var. Mesela çıktım diye devam eden olayı görmekteyiz. Ama ikinci parçada olay hiç gözetilmemiş ifadesini görmekteyiz. Oysa ikinci parçada da olay vardır. 41 yıl geçmiş ilk romanımın ardından. Sonra yazmaya da devam ediyorum. Bakın bunlar aslında bir olay akışı. Dolayısıyla C'deki ifadede yanlışlık vardır. Cevap C'dir. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir? A. Doğrudan anlatıma buna yer verilmiş. Önde oturanlardan birkaçı aynı anda Yaşar Kemal demişlerdi. Bakın bu bir alıntı söz aslında. Bu da doğrudan anlatıma örnektir. B. Duygu cümlesine donup kalmış ve de utanmıştım ifadesi duygu cümlesidir. C. Fikir çatışmasına buna yer verilmemiş. D. Oluş sıralı anlatıma olaylar oluş sırasıyla anlatılmış. Ve E. Günlük konuşma dilinde. Tabii ki bunu da görmekteyiz. Çünkü günlük konuşma dili var. Cevap C'dir. Numaralanmış bu iki paragrafın ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Ortak özellik A'da belirtilmiştir. Çünkü B, C, D, E'dekiler ortak özellik olarak karşımıza çıkmıyor. Paragraflarımıza baktığımızda birinci ve ikinci paragrafta öncelikle açıklamanın ortak olduğunu görmekteyiz. Birinci paragrafta örneklendirme destek olarak kullanılmış. İkinci paragrafta da yine aynı şekilde destek olarak karşılaştırmayı görmekteyiz. Fakat ikisinin ortak yönü tabii ki açıklama. Bu açıdan bilgi cümleleriyle öğretici üslupta yazılmaları diyebiliriz. Cevap A'dır. Bu paragrafta numaralanmış yerler için aşağıdaki değerlendirmelerden hangisini yapmak yanlış olur? A. Birinci bölüm tanım cümlesi niteliği taşır. Evet, yılkı atları nedir sorusunun cevabını vermiş. Dolayısıyla bu bir tanım cümlesi. İkinci bölüm kendinden önceki cümleyle nedensellik ilgisi kurar. Bu nedenle ifadesi bize bunu gösterir. Üçüncü bölüm açıklayıcı anlatıma sahiptir. Bu atlar yani yılkı atları hakkında bilgi verilmiş açıklama vardır. Dördüncü bölüm paragrafın anlam akışının değiştiği cümledir. Buraya kadar yılkı atlar hakkında bilgi verilmekteydi. Burada ise yaşadıkları yerler hakkında bilgi verilmekte. Dolayısıyla akış değişmiştir. Beşinci bölüm örnekleme yoluyla betimleyici anlatıma sahiptir. Örnekleme vardır ama betimleyici anlatım göremiyoruz. Yani bu atların nerelerde yaşadığı ile ilgili örnekler verilmiş. Ama bunlar betimlenmemiş. Cevabımız E'dir.